İyi akşamlar efendim. Merhabalar. Biliyorsunuz her gün ana haberde bir hashtag açıyor. Toplumsal konularda sizin duyurmak istediğiniz meseleleri biz de buradan seslendiriyoruz. Genelde hep tatsız konularımız ama bu defa tatsız bir konu olmasın da Direkt acı olsun dedik. Ünlü gurme Vedat Milor gittiği bir mekanda çiğ köfte tattı. Tadarken de açtı ağzını yumdu gözünü. Bu yediğiniz aslında kısır dedi. Biz de ondan hareketle bugün çiğ köfte mi kısır mı diyoruz hashtagimizde. Tabii iyi çiğ köfte dört kere çekilmiş iyi etten olur. E i̇yi et de iyi paradan olur. O var mı? Ona da bakmak lazım. Dolayısıyla en önemli gündem maddesi ekonomi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi şu anda toplantı halinde hem asgari ücret hem de memur ve emekli maaşı artışlarında milyonların gözü de orada. Hangi kararlar çıkacak? Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına canlı olarak döneceğiz. Erdoğan sinyalleri Azerbaycan dönüşü uçakta verdi aslında. İşçimiz rahat olsun enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü verdi. Ekonomi politikasına ilişkin çok kritik açıklamaları oldu. Faiz noktasında aynıyım dedi ama Mehmet Şimşek'in adımlarını da kabullendik diye ekledi. Gündeminde CHP liderinin değişim çağrılarına karşılık gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir açıklaması da vardı. Gemi bordasından çok kötü çarptığı yorumunu yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında gözler ekonominin üstünde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kabinesinden beklenti büyük. Faiz, enflasyon ve maaşlar en öncelikli gündem maddesi ise asgari ücret Asgari ücret noktasında biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı seyahatleri dönüşü verdi mesajlarını. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte faiz politikasında bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusuydu. Bu soruya yanıt verdi. Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında atacağı adımları süratle, rahatlıkla, Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın dümenine geçiş süreci de gündemindeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı, merkezin ilk kadın başkanını Bakan Şimşek'in önerdiğini söyledi. Faiz sebep, enflasyon sonuç düşüncesinde ise değişiklik olmadığını bir kez daha vurguladı. Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Bu kardeşimizin başarılarını bizlere izlettiler. Bankacılık finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Merkez Bankası'na bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adıma hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisindeki değişim çağrıları sonrası geminin kaptanı benim diyen CHP liderinin açıklamalarını bu sözlerle değerlendirdi. CHP'deki seçim mağlubiyetiyle gelen değişim çağrılarını yorumladı. Onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten. Gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlardaysa altılı masa, dokuzlu masa, 11'li masa ortada masa kalmadı zaten. Dağıldı yiyecek. Erdoğan uçakta önümüzdeki dönemin dış politikasına ilişkin de önemli mesajlar verdi. Kuzey Kıbrıs'la Türkiye'nin güçlü bağlarına dikkat çekti. Türkiye 100 yılını inşa ederken adanın asli unsuru Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak önceliğimiz olmayı sürdürecektir dedi. Yunanistan'ın silahlanması ile ilgili biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz dedi ama bu silahlanmayla nereye varacaksınız diye de sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Kıbrıs'tan Yunanistan'a, İsveç'ten NATO'ya dair her konuda değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlara dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezi haline getirilmesi yönünde attığımız ve atacağımız adımlara mütalaa ettik. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin korunması, Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili yeni bir görüşme trafiği olabilir mi sorusuna yanıt verdi. Şu an itibariyle Rum kesiminde mevcut yönetim öncekilere kıyasla daha barışçı bir havanın içerisinde. Eğer bu barışçı havayı devam ettirirlerse ve başta Avrupa Birliği olmak üzere bazı tahriklere kapılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlikteki haklarını korumaya evet derlerse bizden iyi olmasın deriz. Ama Kuzey Kıbrıs'ın egemen eşitlik haklarını tanımaları lazım. Tanımadıktan sonra bu olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il seçim NATO üyeliği konusundaki beklentisini değerlendirdi. İsveç'in bu beklentileri bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için her şeyden önce İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri misafirimdi. Kendisine söylediğim şey şu oldu. Eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. Tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da seçimlerde kazanması halinde Mitsotakis ve Yunanistan'la ilişkiler konusuna da değindi. İki komşu ülkeyiz. Yeter ki zaman zaman ileri geri verilen mesajlar olmadıktan sonra biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz. Tabi burada bir şey var. Söyleyeceğimiz şeyler belli. Nedir o? Sayın Başbakan bu silahlanmayı bırakın artık. Yani bu silahlanmayla nereye varacaksınız? Amerika size bol bol silah veriyor. Bedava verdiği için mi alıyorsunuz yoksa para pul istemiyor da böyle mi alıyorsunuz? Erdoğan'a Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesi de soruldu. Paşinyan birçok engelleri aşarak ülkesindeki muhalif anlayışları da aşarak bizim bu davetimize icabet etti. Bunun yanında son olarak Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyabileceklerine ilişkin ifadeleri bu anlamda önemliydi.